Herkese merhaba. LG'nin 2014 yazında çıkarmış olduğu amiral gemisi akıllı telefon LG G3'ün mini versiyonu LG G3 Beat oldu. Bazı ülkelerde LG G3S adıyla pazarlanan bu akıllı telefon mini sıfatına sahip olmasına rağmen, mini olarak nitelendirilmesine rağmen aslında hiç de öyle mini nitelendirmesini hak edecek bir akıllı telefon değil. 5 inç köşeden köşe uzunluğuna sahip ekranı var LG G3 Beat'in ve bu 5 inç ekran etrafında yer alan dar ekran çerçevesi sayesinde biraz da mini görünüme kavuşuyor ve tek elde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Gerçekten de LG G3 Beat'i elime aldığımda ve baş parmağımla ekranı karamaya çalıştığımda baş parmağımın ekranın her noktasına rahatlıkla gittiğini görüyoruz. Böylelikle LG G3 Beat'i tek elle kullanmak biraz da rahat ve kolay oluyor. LG G3 Beat'in ekranı 5 inç büyüklüğe sahip. 1280x720 piksel bir çözünürlük var. Bu da LG G3'ün Quad HD ekranından 4 kat daha düşük bir çözünürlük bulunduğu anlamına geliyor. Tabii ki 5 inç ekranda 720p çözünürlük 294 ppi gibi bir piksel yoğunluğuna denk geliyor. Bu piksel yoğunluğu tabii ki artık alıştığımız o 500 ppi'ye varan piksel yoğunluklarına göre düşük. Ancak bu ekranda, bu telefonda bu çözünürlük, bu piksel yoğunluğu yeterli oluyor. Yeteri bir keskinlik ve netlik söz konusu. Yazıların ve grafiklerin görüntülenmesinde çok da fazla problem yok. Fotoğrafları, videoları gayet düzgün şekilde görüntülüyor LG G3 Beat'in ekranı. IPS LCD ekran söz konusu. IPS LCD ekranın varlığı sayesinde de LG G3 Beat yüksek görüş açılarına sahip, parlaklık da iyi seviyede, güneş ışığı altında iyi bir görüş sunuyor. Fotoğraf çekerken ya da bir şeylere bakarken dışarıda, açık havada fazla zorluk çekmeyeceksiniz. Tabii ki ortamın ışık koşullarına göre ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanmadığını görüyoruz. Elinizde ekran parlaklığını ayarlamanız gerekiyor. Neyse ki Android kullanıcı arayüzü içerisinde yer alan parlaklık ayarı sayesinde, hızlı ayar sayesinde parlaklığı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında LG G3 Beat'in ekranın etrafını çevreleyen çerçevenin dar olduğunu görüyoruz. Ekranın üstünde LED durum göstergesi var. Hemen yanında 1.3 megapiksel ön kamera var. IOS hoparlörünü görüyoruz. Altta LG logosu var. Fiziksel tuşlar yok. Bu da bütün navigasyon işlerinin ekran üzerinden gerçekleştirildiğini gösteriyor. LG'nin G serisi akıllı telefonlarında bir standart halini alan sihirli tuş tasarımını LG G3 Beat'te de görüyoruz. LG G3'te sihirli tuş tasarımında bir düzenleme yapılmıştı. Güç butonunun ve ses tuşlarının tasarımında ufak düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenlemelerin LG G3 Beat'e de taşıdığını görüyoruz. Böylelikle hem ses tuşları hem de güç tuşları telefon tek elle tutulduğunda ve siz telefona bakarken rahatlıkla kullanılabiliyor. Sadece işaret parmağınıza arka bölümü yoklayarak bu güç tuşunu ve ses tuşlarını rahatlıkla bulabilir ve kullanabilirsiniz. Devam edelim. LG G3 Beat'in üst tarafında kızılötesi portu görüyoruz. Bu sayede LG G3 Beat'i uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ikinci mikrofon var. Bu ikinci mikrofon sayesinde telefon görüşmeleri sırasında ortamın gürültü miktarı azaltılarak karşı tarafın sadece sizin sesinizi rahatlıkla duyması sağlanıyor. Bunun dışında alta baktığımızda ana mikrofonu, micro USB portunu ve 3.5 mm'lik kulaklık jackının yer aldığını görüyoruz. Arkada plastik bir kapak var. Arka bölümü boydan boya kaplıyor. Bu plastik kapağı rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Sadece sağ kenarda yer alan çentiye tırnağını sokup yukarı kaldırdığınızda arka kapak yerinden çıkıyor ve karşınıza LG G3 Beat'in 2540 mAh kapasiteli bataryası çıkıyor. Bu batarya bu telefon için gayet yeterli. Yaklaşık 1-1.5 gün arası bir çalışma imkanı sunuyor. Normal yoğunluklu bir kullanımda. Bu normal yoğunluklu kullanımda Wi-Fi ve 3G açık. Arka planda veri senkronizasyonu aktif. E-posta kontrolü, sosyal ağlarda gezinti, internette gezinti ve kamerayla birkaç fotoğraf ve videonun çekimi var. Bu şekilde LG G3 Beat'i sabahtan akşama rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca tek bir şarjda bir gün ötesine de taşıyabilirsiniz. Micro SIM kart ve micro SD kart yuvaları var. Bunlar üst üste yapılmış ve bataryadan bağımsız tutulmuş. Böylelikle telefonu kapatmadan kart değişimi yapabiliyorsunuz. Bu da güzelliklerden bir tanesi. Telefonda 8 GB dahili hafıza var. Bu da 64 GB kapasiteli microSD karta
en az 16 GB'lık bir kart takmanın daha iyi olacağını gösteriyor. Devam edelim. LG G3 Bit'te Qualcomm'un Snapdragon 400 işlemcisi bulunuyor. 4 adet Cortex A7 çekirdek var bu işlemcide. Orta performans sunan bir işlemci bu. HTC One Mini 2'de görüyoruz bu işlemcinin bulunduğunu. Performans anlamında baktığımızda LG G3 Bit'in HTC One Mini 2 ile yani kendi segmentindeki diğer cihazlarla hemen hemen aynı performansı gösterdiğini söyleyebiliriz. AnTuTu Benchmark sıklıkla başvurduğumuz bir yazılım ve bu yazılımda 17.500 bandında bir puan elde etti LG G3 Bit. Bu da gerçekten de orta seviyede bir performansın sunulduğu anlamına geliyor. Genel olarak konuşacak olursak LG G3 Bit'in performansı yeterli. Android 4.4.2 KitKat kullanıcı arayüzünde rahatlıkla gezinebiliyorsunuz. Asphalt 8 ve Riptide GP2 gibi bizim severek oynadığımız oyunları da bu telefonda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabii ki grafik hızları ve grafik kalitesi biraz daha düşük olacaktır. Ancak tatmin edici bir oyun deneyimi sunacaktır bu telefon size. Bunun dışında telefonda dediğimiz gibi Android 4.4.2 KitKat çalışıyor. LG G3'te tanışmış olduğumuz LG'nin özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünü LG G3 Bit'te de hemen hemen aynı şekilde görüyoruz. Pastel renkler, çeşitli uygulamalara, özel uygulamalara atanmış kodlar söz konusu LG G3 Bit'in kullanıcı arayüzünde. Böylelikle telefonu rahat bir şekilde, verimli bir şekilde kullanmak mümkün oluyor. LG G3'te gördüğümüz bazı yazılım özellikleri yok. Örneğin LG Health uygulamasını, çeşitli sağlık verilerini, atılan adım sayısını, yakılan kalori miktarını gösteren yaşam günlüğünün bulunmadığını görüyoruz. Aynı zamanda Smart Tips adı verilen ve kullanıcılara çeşitli ipuçları sunan, otomatik olarak sunan uygulamanın da bileşeninde bulunmadığını görüyoruz. Ancak bunun dışında LG G3 Bit'te çoğu özellik, yazılımsal özellik mevcut. Smart Cleaning adı verilen ve kullanıcı alanı, depolama alanını boşaltmayı, gereksiz dosyaları silmeye olanak sağlayan bir özellik bulunuyor LG G3 Bit'te. Bunun yanı sıra yine LG'nin daha önceki telefonlarında gördüğümüz çeşitli özellikler de var. Quick Memo adı verilen, ekranda hızlı şekilde not almaya olanak sağlayan bir uygulama LG G3 Bit'te de geliyor. Bunun yanı sıra Q-Slide olarak adlandırılan ve çeşitli uygulamaların ekran üzerinde asılı şekilde kalmasını ve kullanılmasını sağlayan bileşenler de LG G3 Bit'te bulunuyor. Bunun dışında yine LG'nin artık bir alameti farikası haline gelen Knock-On ve Knock-Code uygulamaları da bunlar kilit ekranını kolaylıkla açmayı sağlıyor. Bunlar da LG G3 Bit'in kullanıcı arayüzünde kullanıcılara sunuluyor. LG G3 Bit'in arkasında 8 megapiksel kamera var ve bu kamera çeşitli özelliklerden, LG G3'te kullanıcıların sevdiği çeşitli özelliklerden yoksun, ancak lazer otomatik odak sistemini barındırıyor bu kamera. Böylelikle de LG G3 Bit ile fotoğraf çekerken hızlı bir şekilde odaklama yapabilirsiniz, nesneye hızlı şekilde odaklayıp çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ekran şurası biraz yavaş, çekimin gerçekleşmesi esnasında tabii ki sahnenin karmaşıklığına göre 2-3 saniyelik bir gecikme olabiliyor. Bu göz ardı edilebilecek bir süre, bunu belirtelim. Bunun dışında LG G3 Bit ile 1080p Full HD video kaydı da yapabilirsiniz. LG G3 Bit'in kamerası belki birincil kameranız olamaz, ancak ihtiyaç duyduğunuz anlarda işinizi görecektir. Sosyal ağlarda fotoğraf paylaşacaksınız, video paylaşacaksınız, LG G3 Bit bu noktada size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. LG G3 Bit ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. LG G3 Bit Türkiye'de 999 liralık bir tavsiye edilen kullanıcı satış fiyatına sahip. Eğer telefon almayı düşünüyorsanız, 1000 liralık bir limitiniz varsa, LG G3 Bit bu fiyata alabileceğiniz, küresel bir üreticiden alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi gibi görünüyor. LG G3 Bit'in çekici tasarımı ve bunu yanı sıra tatmin edici özellikleri avantaj oluşturuyor. Gerçekten de elimizde kullanıcıların tercih edebileceği, optimum performans alabilecekleri, bunun karşılığında da ceplerini fazla yakmayacak bir telefon var elimizde. LG G3 Bit ile ilgili daha fazla ayrıntı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere.